Hayatla tatlını yapmışım yani. Hayatım bana... çoban yemedin değil mi? O zaman daha bana niye zorluyorsun sen beni şimdi? Birazdan ben canımı çekiyor musun? Birazdan başlatacağım. Dur hazırlama, öyle video açması yapacağız. Bunları bir hazırlıyoruz. Bunları... Hayır. Öyle olmaz. Bu hazırdı. Sen editlersin, eklersin, yazarsın. Şeyler, tarif, şöyle de böyle. Ben hiç konuşmam. Sen hiç konuşmadan olmaz mıydı ya? Olmaz ama. Ben hayır, lütfen. Ne olur. Bak, seni de yapmam. Doğru ben konuştuktan bu iş olmaz. Mesela şimdi güzel oluyor mu? Çek sen. Aynen çekiyorsun. Nasıl hoşuna gidiyorlar, Anlatamam şu an ya. Baba, ufak mı ediyorsun ya şimdi? Ya karışmayın benim işime, Allah Allah. Sana nasıl yaparsam yaparım, benim değil mi yani? İsteyip gibi yaparım, size ne? Bu nasıl oluyor? Büyük mü oluyor, ufak mı oluyor gibi bak. Sen senin sana kupa gelmez işte bu. Ya kızım, bilmiyorum ben de, göz kararı yapıyorum işte. Peki bir şey diyeceğim abla, bunun üstlerine inanıyor muyuz? Siyaset ettin, rezil olmak var diye şimdi. Peki yapamazsın. Ben yeriz, yemezsiniz. Sen anne bozan yersin zaten. Bir kere ben bu işi gibi yapacağım. Bu adam yaptı ya bir kere. Dedi ya, çok güzel yaptın diye. Ben çok güzel yaptım, sen yerde. Nasıl da güzel ötesi anlamayacak, güzel kötü yaptın değil mi? Yani, sen yerken kötü yaptın de yani. İkili ikili alsam, ikili ikili kırsam daha kolay olmaz mı? Olmuyor, bak şimdi öğrendim. Daha iyi. Herkese merhaba, ben Başak Kanalıma hoş geldiniz. Sıkıldım serisinin. Sen niye gülüyorsun? Ay sana bakıp gülüyorum. Hadi başla bakalım. Sıkıldım 2. bölümdeyiz. Babam bugün bize tatlı yapma kararı aldı. Her şey normal gülse de işin tuhaf tarafı şu ki ne babam ne ben mutfağa girdiysem değildik. Babamın hayatında ilk defa mutfağa girişler. Bugün bize bir tatlı yapacak ama tatlının adı ne? Tatlının adı irmikli puding. İrmikli puding? İçinde portakal ve bebe bisküvisiyle bir tanesi de kakaolu bisküvi olacak. Tamam, şeker, süt, portakal, irmik helvası, evet. Kakaolu bir bisküvi, bir de cici bebeli bir bisküvi. Evet. Ve şimdi babam yapacak, ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü videoyu yarın izlemedim, kendisi izlemiş. Bardak süt, 2 bardak süt, 3 bardak. Bir şey söyleyeceğim, videoyu açsak kenara, videodan bahsak olur mu bakarak yapsak? Risk almamış oluruz. Başak pencereni zorlama. Ben de bunun önünü takmak istiyorum. Biraz daha işin ehli uygun olalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ay gazımızı yakıyoruz. Neyle karıştırıyorsun? Adı ne onun? Bunun adı. Ne kadar karıştıracağız? Kıvama gelene kadar. Onu nasıl anlıyoruz? Onu tarif etti, inşallah anlayacağız. İşte. Şu an bu kadar nasıl? Evet. Çok az yaptın. Babacım bir top bile olmadı onun o portakal. Gördüm adamın yaptığını. Adam o kadarcık mı yaptı? Lütfen bir tek şuna. Güzel olacak mı sence? Bilmiyorum ki, inşallah olacak. Olmasa da yersin değil mi? Ben yerim de sizi bilmiyorum. Kıvam konusunda annemize yardımcı olacaktır. Ne anlayacaktık biz? Ben yapayım mı onu? Ben yapayım kızım, madem ben yapıyorum. Şuna kadar bunu yap. Keşke video açsaydın, hani annem şey demek istiyor. Biz de bilseydik, yanlışın olursa düzeltirdik demek istiyor. Ben biliyorum, ezberledim. Öyle. Babam bu işe başlamadan önce, bir saat öncesinde salonda geldiğimde Arda'nın programını telefondan izliyordu. Tekrardan sıkıntı olmasın diye ve pür dikkatle asla kimseyi görmedim. Çalıştın yani. Hayatındaki ilk tatlı ama bence kolay tatlı. Bir şey soracağım. Onları senin hazırla, önden hazırlayıp sonra bunu pişirip öyle yapman gerekiyor. Yok, öyle yapmıyorsun. Bu zaten orada yapılıyor. Bacayı söylüyorum. Babam biliyor anne, seni biliyor. İyi de normalde tek başına nasıl yapacaktın? Hayatım, onu karıştıracaktım. Ama hep karıştırılması lazım diyorsun. Hep karıştırılığında hazır. Buradaki şeyimiz hazır. Ne yaptın? Anlat. Portakalları doğradın. Yaptık, bir de bunu yaptık. En son kıvama geldikten sonra içine atacağız, karıştıracağız. Evet, portakalı. Portakallı şeyi ama piştikten sonra. Şeyi? Attınız mı? Ne attık ilk önce? 4,5 bardak süt, 1 bardaktan 3 parmak aşağıda olacak şekilde irmik, bir de 1 bardak şeker. Tamam, ortam şöyle şu an. Şöyle göstereyim. Kakaolu bisküvitler, cici bebe. Bundan, portakaldan, rendelenmiş portakal.
şeker koyduk, irmik koyduk, süt koyduk. Zaten geriye bir şey kalmadı. Dünyanın en kolay tatlısı değil mi babacığım? Evet. Yani ben de bilmiyorum. Ben gördüm. Bence şu ana kadar babacığım dört dörtlük gidiyorsun gibi. Şu anda hata yapmadık herhalde. Karanfili unutuyordun ama. Evet. Hanım sağ olsun yani. Hanım lafını sevmiyor ama. Bunun kıvamını bilebilecek miyim? Buradaki en büyük şey kıvamı eğer şey olursa, çok kalı olursa ağzında pıtır pıtır olurmuş. Takribi 10-11 dakika dedi ama. Bizim kaç dakika oldu? Dakika atmadan her şeyi hatasız yapmayı nasıl bekliyorsun? Kıvamını bilemiyorsun ki, o da var. Anne yeter, zaten çekiyorum ben. Çekme artık. Şu an arka plan böyle. İzleyicilerimiz ve jürilerimiz şu an burada. Babam da burada yapıyor. Jüri karşısında biraz gerildi tabii haliyle. Bir de işin içine kamera girince iyice bir gerildi. Bu tatlının tabasını hazırlarken altına mı koyacağız bu bisküvitlere? Biraz altına koyacağız, biraz da ortasına. Tamam, o kendisi pişene kadar acaba alt tabasını hazırlasak mı biz? Bu piştiği gibi koyacaksak eğer. Basit o. Adamın yaptığına göre basit zaten. Babacım, adam aşçı, onu yaptığı her şey basit gözükecek zaten. O yüzden biz önceden yapmamız lazım. Başak biliyorsun değil mi? Kamera yapmış gibi davranıyor. Fark et, hadi canım. Bakayım, kuyruğa şişmeye başladı. Niye çıkıyorsun? Açma, adam kısa kadar işler ediyor. Ne söylüyorum? Birden katılaşır diyor. Ben bilmiyorum yani. İşte ne yapıyorum ya. Ya bir şey sorabilir miyim? Bunun için erimekten başka hiçbir şey yok mu? Yok. Katılaştıracak uğur, nişasta. Yok. Yok değil mi hiç olmuş? Eminsin. Eminim. Niye söyledin? Sordum. Bir şey mi kaçırdın diyorsun? Yok yok. Bak o zaman buharı gidiyor diyor. İçindeki süt gidiyor diyor fazla yaparsan diyor. Ne bilmiyorsun sen? Adamı dinledim iki kere. Üç kere. Tamam. İçine bir şey katmayı unuttuysak şey olmasın. Şeyde bilgisayarımda neler lazım diye yazıyor. Geçsene ama. Not mu aldın? Ay kalem kağıtla not almış. Bizim tarif var. Aa, dur İrmiken yazıyor burada tarifi. Bakacağız artık. Yiyeceğiz. Bir de beğenirsek kurtuluşu yok. Babacım ya beğenmez zaten ne yapacağız? Hayır. Taktığınızda beğenmeme şansım var mı? Doğru. Bir de şey, Arda'nın mutfağına atman lazım. Babam yaptı diye. Tamam söz, videoyu çekeyim, videoyu atacağım yayınladıktan sonra. Sizden görüp yaptık diye. Düşünsene bizi paylaşıyormuş babacığım. Bunları alalım şimdi. Nereye koyalım? Ben aldım kıvamı. Adı verdin mi? Hı. Bence bir numara. Ben bir numara verdim. Kızının eğer şeyimiz olsaydı, bunu eleyip ben görürüm. Kim geldi? Babadan kıyıyordun, ne olacak? Hadi beraber, baba bak. Ben de. Kim? Ben dedim, Ali'nin sürücüğümden demedim baştan. Hı. Onu bilgi al. Şimdi son halleri böyle, biz biraz oda sıcaklığında beklemeyi bırakıyoruz. Evet, sonunda bitti. Yaklaşık 1 saat, 1,5 saat falan geçti ve biz oda sıcaklığından sonra buzdolabından çıkardık ve artık güzeller babacım. Babam biraz dayanamadı da çok merak ediyor. Çatalları aldı, şimdi tadım yapacağız birazdan içeride. Bakalım beğenecek misiniz? Korkuyorum. Beğendin mi? Yaptın, beğendin babacım. Evet, artık mutfağı sana teslim ediyorum. Yani bence tadı güzeldi. Bence de güzeldi. Eline sağlık. Vallahi ben 10 üzerinden 10 veriyorum, evet. Ben yerim vallahi. 2 tane üst üste yerim yarın. Ben de 10 veriyorum. Eline sağlık. Hadi. Kapanışı yapalım babacığım. Ben videoyu nasıl kapatıyorum? Nasıl kapatıyorsun? Bilmem, her videomu izliyorsun. Nasıl bilmiyorsun? Videoda bu yani. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Ha, kızımın kanalını izlemeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.